Merhabalar. Bugün sizlere web fabrika programında da kullanılan kontrol yapılarını, yani eğer ise APRC dediğimiz kontrol yapılarından biraz bahsedeceğim ve bunlarla ilgili birkaç çalışma yapacağız. Uygulamalarda her zaman bir ya da birden fazla şart belirleriz. Bu şartlar gerçekleştiğinde yapılacakları kontrol edebileceğimiz yapılardan biri APRC kontrol yapısıdır. Önce web fabrika programımızı açalım. Hemen proje oluşturalım. Çok güzel bir etkinlik yapacağız bugün. Şartlar yerine geldiğinde şartları biraz zorlaştıracağız. Ne tür şartlar koyabiliriz? Onları da hem görmüş olacağız. Daha önce yapmadığımız şeyleri yeni proje diyelim. Sonraki boş projeyi oluşturduktan sonra şuraya ben if else yazayım. Sadece denemiş olmak için hemen klasörde şöyle kalabalık yapmayacak bir yere ve fabrika kütüphanesine bir yere atayım ben. Boyutlar şu an için benim için çok önemli değil çünkü yayınlamayacağım bunu. Ama söylediğim gibi daha önce bazı telefonlarda şu 400'e falan düşür, yani uzunluğu 400'e falan düşürmeniz gerekebiliyor. Oluştur dedim. Sahnemiz gelecek. Sahnemize şu hazır materyallerden bir resim alalım. Ne alalım? Herhangi bir şey yazalım mesela. Araba yazalım. İlk gelen arabayı şöyle tutup sahnemize bırakalım. Ve bir de düğme ekleyelim. Bu arada düğmelerin fonksiyonlarını da öğrenmiş olalım. Düğme nasıl kullanılır? Bunu da öğrenmiş olalım. Evet, sahnemizde şu an sadece bir araba ve bir de düğme var. Şimdi bu özelliklerini değiştireceğiz. Set ve get özellikleri var. Set özellik kurma ile ilgili bir kavram. Get de özelliğini alma ile ilgili bir kavram. Bunlar çok karıştırılıyor. Ben çok uğraştım bunları öğrenebilmek için. Set ve get olayının ne anlama geldiğini. Şimdi daha iyi anlayacağız. Bu düğmemize bir görev ekleyelim önce. Hemen bloklar kısmına geçmek için blok ekle dedik. Fare olayı ekleyelim buna. Düğmeye tıkladığımızda bir şeyler yapsın. Bu burada dursun. Şimdi burada şey konuşalım. Ne yapacağımızı konuşalım. Bu araba öncelikle şöyle olsun. Görünmez olsun. Bunu bir yapalım. Görünmez bir şey nasıl görünür hale getiririz? Hemen buradan düğme bastığımızda bunun özelliği değişecek ve görünür olacak. Hemen bu nesnemize tıklıyoruz. Özellik ayarlar. Yani set property. Yani İngilizcesi de var bunların. Set edeceğiz. Yani bir özelliğini ayarlayacağız. Buraya taktık. Taktıktan sonra bunun görünebilirlik, visibility özelliğini değiştireceğiz. Ne yapacağız buraya? Doğru ya da yanlış bir değer gireceğiz. Mantıksal bir ifade gireceğiz. Boolean. Doğru, yanlış, pardon. Şuradan değer alıyorduk. Değeri aldık, koyduk buraya. Görünürlük olayı doğru olacak. Şimdi. Ama bu sadece düğmeye bastığımızda gerçekleşecek. Peki. Şöyle bir şey yapalım. Bakın şu an araba görünmüyor. Düğmeye bastığımızda araba görünür hale gelecek. Bakın geldi. Şu an ikinci bir işlemi yapmıyor. Tamam. Bunu yaptık. O zaman şöyle yapalım. Düğmemize bir değer daha atayalım. Bu düğmeye şart oluşturmak için. Mesela ne olduğunda araba görünür olmaya başlasın. Düğmeye bastığımızda ne olduğunda görünür olmaya başlasın. Hemen o zaman buraya bir if else blok ekleyeceğiz. İngilizcesi. Tabii biz buraya Türkçe blok dili kullanıyoruz. Şu anda herkesin kavraması anlamında. Yoksa yardım bulmak konusunda olsun ve kullanışlılık açısından olsun. Şu an İngilizce kullanmak daha mantıklı aslına bakarsanız. Eğer ise şuraya gelelim. Şimdi bir şart oluşturacağız. Şu özellikleri de anlamış, kavramış olalım. Bakın. Buradan resme tıkladım. Sağda özellikleri geldi.
Diyelim ki buradan opaklık özelliğini değiştirelim. Opaklık özelliğini 50 yapalım. Yani yarı yarıya görünür bir şey olacak bu. Şöyle görünecek. Hemen buradan şeyi görünürlüğünü açalım. Sırf görmeniz için yapıyorum bunu. Görünürlük özelliğini doğru yapalım. Bakın şöyle silik görünecek. Opaklık özelliğini yani o şeyi gösterdik. Şu an silik gözükecek. Sonra size bir tane daha güzel bir özellik göstereyim. Sürgü var burada. Sürgü özelliği var. Sürgü özelliği. Sürgü çektiğinizde bir şeylerin değiştiği bir durum. Şöyle yapalım. Tamam. Sürgünün özellikleri de var. Sağ tarafta. Bakın. En büyük değer 100. Tam 100 olarak kalsın. En küçük değer. Adım büyüklüğü 1'di. Biz bunu 10 yapalım. Onlar onlar artsın. Biz bu düğmeyi kaydırdığımızda 10, 20, 30, 40 diye değeri artsın. Ama bu değeri arabanın parlaklığına atayalım biz. Arabanın görünür, yani şuradaki opaklığına atayalım. Arabanın opaklığı 50 olduğunda getirelim buraya, 50'ye bırakalım. OK'ye bastığımızda görünsün. Tek tek test edelim. 10'da test edelim, 20'de test edelim. 50 olduğuna bakalım getirebilecek miyiz? Şimdi ne yapalım? Buna sağ tıklıyoruz. Blok ekle. Değer değiştirme olayı diyoruz buna. Değer değiştikçe ne yapayım? Diyor. Değer değiştikçe biz diyeceğiz ki şunu kopyalayalım. Bu şeyin özelliği zaten. İmaj 1'in yani arabanın özellikleri şu an burada var. Arabanın özelliği değiştireceğiz. Ctrl C, Ctrl V dedik, yapıştırdık. Buraya koyduk da bunu değiştireceğim buradan. Görünürlük özelliği değil, opaklık özelliğini değiştireceğim. Opaklık özelliğine ne ekleyeceğim? Her seferinde biraz artmasını isteyeceğiz. Değiştiğinde, o ilerlediğinde bu opaklık özelliği de artsın istiyoruz. O zaman ne kadar artacağını belirleyebilmemiz için buradan bir sayı değeri alalım. Toplama işlemi yapalım. Ya da böyle de yapmayalım. Doğrudan şeyi koyacaktık değil mi? Pardon. Şu sürgünün değerini koyacaktık. Sürgünün değerini koyacaktık oraya. Pardon. Evet, hemen buradan blok ekle diyoruz. Özellik oku diyoruz. Buradan slider 1'in hangi özelliğini okuyacağız? Bakalım. Değerini okuyacağız. İngilizceye çok alıştığımız için bu şeylerde bayağı arıyoruz. Değerini alacağız. İmaj 1'in opaklık değeri slider'ın değeriyle eşit olacak. Kaydırdığımızda o şekilde olacak. Ve şart yazıyoruz artık. Hatta isterseniz hiç yapmadan önce bir görelim. Nasıl olduğunu görelim. Şu an slider çalışıyor, düğme çalışmıyor. Düğmenin içindeki şeyleri söktük. Araba görünür durumda. Onun opaklığını sıfırlayalım. Şuradan dizayna gidelim. Şu arabaya tıklayalım. Arabanın opaklık değerini sıfırlayalım. Sıfır. Şunu da başlangıç değerine bakalım. Sıfırdan mı başlıyor? Evet, en küçük değer sıfır. Adım büyüklüğü 10. Tamam. Onar onar artacak. Araba biraz biraz parlamaya başlayacak. Hemen bakalım oluyor mu? Bakalım. Kaydırıyorum. Bakın araba yavaş yavaş beliriyor. Bakın kaydırdıkça araba belirmeye başladı. Belirdi, belirdi, belirdi. Hop 100 oldu. Gördüğünüz gibi. Çok önemli bir özellik. Çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz bunu. Bunu anlatmamın sebebi zaten bu. Hemen bunu if else'e bağlayalım. Arabayı yok edelim. Arabanın değeri 50 olduğunu araba gözüksün. Hemen buradan blok vardı zaten orada. Şuradan if else'i de eklemiştik. Ne diyeceğiz? Bir eşitlik ekleyeceğiz. Bizim aradığımız değeri bulmamız için eğer diyeceğiz. Neye bakacağız biz? Arabanın parlaklık opaklık değerine bakacağız. Arabanın opaklık değeri 50 olduğunda arabayı göster diyeceğiz. Hemen buradan geliyoruz. Şu arabadan bir blok ekleden özelliğini oku diyoruz. Hangi özelliğini okuyacağız? Opaklık özelliğini okuyacağız. Buraya taktık. Opaklık özelliği eşittir. 50 diyebilmemiz için ne yapıyoruz? Burada matematiksel matın yazıyoruz. Değer diyoruz. Matematiksel bir değer ekleyeceğiz oraya. O yüzden şöyle yapalım. Buraya da 50 yazalım. 50. Şunu da buraya takalım artık. Görünürlüğünü doğru yap diyeceğiz.
Önce bu görünürlüğünü iptal etmemiz lazım değil mi? Görünürlüğünü iptal edelim. Buradan şey yapmıştık onu. Görünürdü zaten. False diyorum. Anlayabilmemiz için şu şeyi de biraz... Neyse gerek yok. Şu an zaten artırayım mı diyecektim ama baktım ve gerek yok. Zaten kendimizi artıracağız. Şu an hiçbir şey görünmüyor ekranda. OK'ye basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü şartlar gerçekleşmedi. 10, 20, 30. Ama bir dakika, bir şeyleri yanlış yaptık, hemen kontrol edelim. Hemen şuradan bakalım. Slider'da bir sıkıntımız var mı? Yok. Kodları mı sildik? Blok mu attık içinden? Evet, imaj bir opaklık değeri o. Ha, görünür değil şu anda. Tabii doğru. Her şey doğruydu aslında. Doğru gidiyordu. Panik yaptık. Evet. 10, 20, 30, 40, 50. OK'ye basalım. Bakın. 50'ye getirdiğimde OK'ye bastığımda artık araba görünür oluyor. Bundan sonra hep görünür olarak kalacak. Bakın. Umarım anlaşılmıştır. If else blue. Değilse deseydim. Değilse ekleseydim. Onun da şu altına, bu şu an sadece if, yani eğer ekledim. Eğer değilse ekleyeceksem de eğer ise buradan buluyoruz. Hatta şuradan tıklayarak yapabiliriz. Şu eğer'in ayar düğmesine tıkliyorum. Else ekle, yani ise değilse ekle diyorum. Kaydet dedim. Altta bir tane değilse ekleyecek. Değilse de ne yapsın? Düğmeyi kaldırsın ortalıktan. Ama bir daha basamıyoruz o zaman. Olsun, biz sadece eğlence olsun diye yapıyoruz. Hemen butonun özelliklerine gelelim. Butona sağ tıklayalım. Blok ekle, özelliğini ayarla. Buton 1'in görünürlüğünü kaybet diyelim. Evet, ama yapamayacağız tabii. Bu sefer de düğmeye tıkladığımız anda olay bitecek. Evet. Sadece öğrenmiş olalım. Şu an düğmeye basarsam burası 50 olmadığı için düğme kaybolacak. Bakalım. Değer değiştirelim. Evet, doğru dedik herhalde. Yanlış demedik şeye. Görünürlüğüne yanlış dememişiz. Buradan yanlış yapıyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Düğmeye bastığımda sırf burası 50 olmadığı için şu değer artık düğmemiz de yok. Bu arabayı göstermemizin herhangi bir yolu kalmadı. Şu anki sahnenin içerisinde. Tabii ki buradan buraya başka bir şey eklersek düğmeye, yani şunu şuradan çıkartırsak yine eski şeyine dönecek, haline dönecek. Bakalım. Bloğu çıkardım oradan. OK'ye basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü 50'ye ulaşmadık. 10, 20, 30, 40, 50. Bakalım. Hop, geldi araba. Ve giderek koyulaşıyor. Parlaklığı düşüyor, artıyor. Bunu 1, 2, 3 diye en değerlerimiz onar onar ayarladığımız için böyle kademeli gidiyor. Ama sayıları bulmak zor oluyor. Birer birer yaptığımda sayıları bulmak çok zor oluyor. O yüzden onar onar yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla kanalımı paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.